Merhabalar sevgili Scroll TV izleyenleri. Bugün yine Hırdavat bölümümüzde bir ürün incelememizle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Asus'un N55 SF modeli. Oldukça şık bir tasarıma sahip ve bunun yanında da güçlü bir donanımı var. Multimedya özellikleriyle ön plana çıkan bir bilgisayar. Asus N55 SF'nin genel hatlarıyla incelediğimiz zaman en dikkat çeken yanı tasarımı. Siyah mat renklere sahip bir kasası var ve hem üst kapakta hem klavye bölümünde bunu görebiliyoruz. Bunun dışında da ikinci renk olarak gümüş renk kullanılmış. Klavyeye baktığımız zaman gümüş renkli olduğunu görüyoruz ama tuşlar tabii ki her zaman olduğu gibi plastik. Fakat onun üzerindeki gümüş renkli bölümde alüminyum malzemeleri görüyoruz. Klavyenin hemen üzerinde yer alan delikli bölüm, delikli alüminyum malzeme hoparlörlerin çıkış bölümünü oluşturuyor. Onun üzerinde ekranın alt kısmında kalansa tamamen tasarıma yönelik yerleştirilmiş bir alüminyum parça. Bu parça üzerinde Asus logosunu ve tabii ki Bang & Olufsen ses sisteminin Bang & Olufsen logosunu görüyoruz. Bang & Olufsen'in Ice Power teknolojisini kullanıyor ve güçlü bir hoparlör yapısına sahip. Ürünün donanımından bahsetmek gerekirse 4 çekirdekli bir Core i7 işlemcisi var. Bu işlemci oldukça başarılı. Intel'in en son jenerasyonu Core i7 serisinden 2630 QM işlemcisi. Dediğimiz gibi 4 çekirdekli ve hyperthreading özelliğiyle 8 izlek aynı anda işleyebiliyor. Bunun yanında ekran kartı Asus Nvidia GT555M ekran kartı. 1 GB dahili hafızasıyla birlikte geliyor. Paylaşımlı hafızasıyla birlikte geliyor ve hem oyun için hem de video izlemek için, film izlemek için ideal bir ekran kartı. Bunun dışında da bizim incelediğimiz cihazda 4 GB RAM bulunuyordu. Tabii bunun dışında 8 GB'lık RAM'e sahip versiyonu da mevcut. Baktığımız zaman güçlü donanım, güçlü ses sistemi. Tabii ki bunun yanında multimedya tuşlarını da bekliyoruz. Baktığımız zaman şu sağ kısımda, klavyenin sağ kısmında sesi kısma, açma, durdurma, devam gibi multimedya tuşlarını görebiliyoruz. Sağ tarafa baktığımızda ise yine nümerik tuş takımını görüyoruz. Bu da yine hem iş kullanımı için hem gündelik kullanım için önemli bir özellik, iyi bir özellik. Klavye tam boy yayılmış ve tuşların aralısındaki mesafe olsun, tuşların boyutluğu ve boyutları ve derinliği olsun oldukça iyi dizayn edilmiş. N55 SF'nin ekranı 15.6 inç büyüklüğünde ve bu ekran 1366x768 piksel çözünürlük sunuyor. Bu çözünürlük HD çözünürlüğü desteklediği anlamına geliyor. Yani bu bilgisayarda HD filmleri izleyebiliyoruz. Bunun dışında cihazın HDMI ve VGA çıkışları var. Bu çıkışlar üzerinden de yine harici ekranlara bağlantı verebiliyoruz. Onun dışında çıkışlardan bahsetmişken devam edelim. Gördüğümüz gibi cihazın sol tarafında 2 adet, sağ tarafında 1 adet olmak üzere 3 adet USB 3.0 girişi bulunuyor. Bunlar daha hızlı veri aktarımı sağlayan girişler. Bunlar mavi renkle renklendirilmiş. Bu sayede onların USB 3.0 olduğunu anlayabiliyoruz. Bunun dışında bir de cihazın üzerinde Blu-ray destekli optik sürücü var. Bu da yine Blu-ray filmleri takıp HD filmleri bilgisayarımızdan seyredebileceğimiz anlamına geliyor. Asus N55 SF'nin yazılımlarına baktığımız zaman ise yine multimedya ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Asus Vibe Fan Center adında bir uygulama geliyor mesela. Bu uygulama tam ekran çalıştırılıyor ve içinde filmler, müzikler, video klipler yer alıyor. Burada satın alma opsiyonları da var, ön izleme de var, ücretsiz içerikler de var. Buradan çeşitli video ve müzik içeriğine ulaşabiliyoruz. Onun dışında Asus Tools adı altında bütün uygulamalar toplanmış Asus'un bize sunduğu. Bu uygulamalar arasında yine Music Maker, Video Editing, video düzenleme ve müzik düzenleme programları var. Onun dışında Asus Web Storage yazılımı var. Bu da yine bilgisayarımızı yedeklemek, internet üzerinde bilgilerimizi bulut ortamında saklamak için geliştirilmiş bir yazılım. Bu sayede bilgilerimizi internet üzerinden yedekliyoruz ve herhangi bir format durumunda tekrar oradan geri alıp eski haline döndürebiliyoruz. Şarj özelliği var. Mesela bilgisayarımız açıkken tabii ki şarj edebiliyor USB çıkışları üzerinden. Fakat Asus'un geliştirdiği yazılım sayesinde bilgisayarımızı kapatıp, yani uykuya almaktan bahsetmiyorum, tamamen kapatmaktan bahsediyorum. Tamamen kapattığımızda dahi cihazlara şarj vermeye devam ediyor. Böylelikle bilgisayarımızı başka bir cihazı şarj ederken sürekli açık bırakmak zorunda kalmıyoruz. Gördüğünüz gibi Asus N55 SF oldukça zengin özelliklere sahip, güzel bir tasarıma sahip bilgisayar. Ancak dediğimiz gibi henüz piyasaya çıkmış bir ürün değil, geliştirme aşamasında ve Türkiye'de ilk kez Scroll TV'nin konuğu oldu. Ürünün tabii ki fiyatı da belli değil ama 1000-1200 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sunulmasını bekliyoruz. Bu kadar şimdilik. Başka bir incelemede görüşmek üzere.